Selamlar. Bu sıralar patatesten gidiyoruz. Bugün değişik bir şey yapacağım sizlere. Fırında rende patates. Bunun için 3 adet orta boy patatesim var. Bir de sosumuzu hazırlayacağız. Önce bir adet borcamı şöyle kenarlarını yağlayacağım. Çünkü patatesler yapışmasın piştiği vakit. Azıcık da dibine. Siz de fırça kullanabilirsiniz. Bu şekilde şimdi bunları rendeleyeceğiz. Patateslerimizi rendeyle güzelce rendeliyoruz. Rendeleme işlemi bitince istediğimiz miktarı tuz atıyoruz. Şöyle elimizle bir güzel karıştırıyoruz. Bu size çok gelmesin arkadaşlar. Fırından pişince çökecek bu. Şimdi bunu kesinlikle suyunu zaten sıkmıyoruz. Ne kadar nişasta o kadar lezzet. Nişastasını aldığımız vakit bu saman gibi olur. Önce sosunu halledelim. Patateslerimiz rendelenecek, kararacak çünkü. Rendelenmez. Hemen işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi bu tavaya birazcık sıvı yağ döküyoruz. Şöyle birazcık kızsın. Yağımız kızınca bir adet rendelediğimiz orta boy domatesi tavaya boşaltıyorum. Ardından bir su bardağı et suyu. Onu da boşaltalım. Bunu güzelce kaynatalım. Tabii ki bu pişerken baharatlarını da atsak daha iyi olur. Şimdi buna yarım çay kaşığı karabiber atıyorum. Bir çay kaşığı da pul biber atıyorum. Güzelce kaynayıp hermelenmeye bırakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi domateslerin hepsi eridi, hermelendi. Şimdi bunu yemeğimize katalım. Tuzlama işi bittikten sonra daha önceden hazırladığımız sosumuzu ilave ediyoruz. Şu şekilde bir miktar da sıvı yağ şöyle gezdiriyoruz. Şimdi bunları güzelce karıştırıyoruz. Arkadaşlar, bu baharat işleminde siz istediğiniz baharatları tabii ki kullanabilirsiniz. Ama ben birazcık da patatesin tadını alma taraftarıyım. Çok aşırı baharat attığım vakit ya da çeşitli baharat attığım vakit patatesten almam gereken lezzeti alamayacağım. Bu şekilde düşündüm. Dediğim gibi herkes istediği ölçülerde baharat kullanabilir. Şimdi bu şekilde düzeltip fırına vereceğiz. Fırınımızı 200 derece önceden ısıttık. Orta göze koyuyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz pişti. Üstü nar gibi kızardı, gördüğünüz gibi. Uf. Bence harika oldu. Bunu bir denemeye değer. Tadına bakıyorum izninizle.
Mükemmel, mükemmel. Bu et yemeklerinizin yanına, pilavın yanına bir garnitür olarak kullanılabilir. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Yapanlara, deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.